Kripto Krallı kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Mana'yı değerlendireceğiz. Mana coin'de son durum nedir? Artar mı? Azalır mı? Ne olur? gibi sorularınızın cevabını gidermeye çalışacağım. Aynı zamanda Mana'nın uzun vadeli hedeflerine bakacağız. Mana kaç dolar olabilir? gibi sorularınızın cevabını bu videoda tamamen gidermeye çalışacağım. Dilerseniz hemen videoya başlayalım. Öncelikle arkadaşlar Mana için şöyle bir düşen trend yapısı oluştuğunu söylemiştik ve burada bir alçalan üçgen yapısı oluştuğunu Zaten söylemiştim ve bu alçalan üçgen yapısını bakın bana burada kırdıktan sonra bakın tam kırılım yerine itibaren e, bir atak yaptı ve tam hedef lokasyonundan aşağı doğru bir geri sekiş yaptığını söyleyebiliriz. Yani şu an için manaya baktığımız zaman yani bu alçalan üçgen formasyonun hedefini tamamladı ve tam red yemesi gereken yerden reddini yedi ve geri çekilmeye başladı. Hafif bir düzeltmeye gittiğini söyleyebiliriz. Peki hangi seviyeler önemli ve şu an ne oluyor açıkçası hemen o konuya değinelim isterseniz. Öncelikle arkadaşlar burada bir fincan oluşumu yani bir çanak oluşumu söz konusuydu. Daha sonrasında bakın burada mana ne yapıyor? Burada fincan kulp operasyonu yaptığını söyleyebiliriz aslında. Yani burada e, mananın en dip lokasyonunun aslında burada 2.86 olabileceğini düşünüyorum. Yani buradan itibaren dönüş yaşaması gerekiyor. 2.86'yı kırarsa burada fincan kulp olayı maalesef gerçekleşmez. E, bu da bizi biraz üzer. Burada bunu söylemek istiyorum. Yani burada 286 en güçlü desteğimiz olacaktır. 286'yı kaybetmediği sürece mana için bir sorun yok arkadaşlar. Peki burada hedef lokasyonumuzu nasıl belirleyeceğiz dersek burada 387 üzerinde bir mum kapanışı ile birlikte arkadaşlar mana da ben hedef lokasyonunun nereye çıkabileceğini düşünüyorum. Hemen burada hedef lokasyonumuza baktığımız zaman derinliği kadar bir artış gelecektir ve bu da bizlere yeniden Yeni bir zirve yapmaya itebilir arkadaşlar. Bu da 5.47 dolar seviyelerini Bizlere gösteriyor. Tabii öncelikle şu küçük Kulp kadar ilerleyecektir. Onun da hedefini verelim Burada arkadaşlar Öncelikle bir eski zirvesini ziyaret edeceğini söylüyor. Yani şu lokasyonlara doğru Bir atak yapacağından bahsediyor Daha sonrasında ise bu 4.90 alınması ile birlikte 5.46'lara doğru atak görebileceğimizi şu an için söyleyebiliriz. Peki indikatörlerimiz ne durumda? Hemen onu sizlerle birlikte inceleyelim isterseniz. indikatörlerimizi hemen bakalım. Burada arkadaşlar MA Ribbon'a baktığımız zaman bakın bu bölgeyi çok güzel koruyor. Yani diyor ki 2.86'yı verme. Burada mükemmel şekilde bakın çok büyük bir daralma söz konusuydu. Trendi yukarıya kırdık, test ettik ve yukarıya doğru hareket geldi. Şu anda da yine aynı lokasyonlardayız. Burada ilk, ilk hedef desteğimiz 3 dolar seviyeleri. Ve en güçlü desteğimiz 2.86 dolar. Dediğim gibi burayı kaybetmediğim sürece fincan kulubu kaybetmeyiz. MA50'yi kaybetmeyiz. Hiçbir sorun olmaz. Burayı kaybedersek kademe kademe 2.68 ve 2.42 seviyelerini tekrardan görebiliriz. Peki burada SMA Ribbon ne demek istiyor? Ve bakın çok güzel bir şekilde bizlere özetlemiş aslında arkadaşlar. Burada 3.12 seviyelerini ve sonrasında bakın 2.86'ya beyaz trend çok güzel şekilde yapışmış beyaz Ribbon yapışmış 2.86'yı kaybetme diyor. Kaybedersen burada 2.72 daha sonrasında da 2.42 seviyelerini görebileceğimizi söylüyor. 2.86 çok önemli bir destek ve hatta alın fırsatı olabilir dediğim gibi altına stop atmak şartıyla Burada mana değerlendirme fırsatı verebilir açıkçası bizlere. Peki devam edelim. Burada Ishimoku bulutuna bakmak istiyorum. Ishimoku bulutuna baktığımız zaman bakın bu bölgeyi çok iyi koruyor. Yani burada set ördüğünü 2.86'yı vermememiz gerektiğini bizlere Ishimoku Bulut'u da söylüyor. Yeniden al yaktığını görüyoruz ve sapma çizgisinin kendini yukarıya atmasıyla birlikte bu artışın doğrulandığını söyleyebiliriz. Dediğim gibi bu 2.86 kırılmadığı sürece bakın bulut aşağı doğru yönelmez yeniden genişler. Ve bu artışların devamı gelebilir mana açısından. Peki devam edelim. Burada Golden Dead Cross'a baktığımız zaman bakın burada bir Golden Cross yakmıştı ve ardından mükemmel bir şekilde artış gelmişti. Ve şu an bu Golden Cross'un korunduğu alanda 2.86 bölgesi olarak gözüküyor. Buradaki kırmızı çizgi bakın bize direnç oynuyordu. Burayı kırdık artık burası bizim desteğimiz oldu. 2.86'yı verme yukarıya doğru hareket devam edecek diyor bizlere adeta. Burada hacime birlikte baktığımız zaman hacimin yeniden toparlandığını söyleyebiliriz. Bakın öncesinde şu aralıkta hacimin çok düştüğünü görüyoruz arkadaşlar. Şu an hacim yeniden toparlandı. Burada dediğim gibi 387 kırılırsa herkes yeniden mana demeye başlayacaktır ve şuradaki hacimleri yeniden görebiliriz. Hedef lokasyonlarımızı yeni zirveleri mana açısından görebileceğimizi düşünüyorum. Hacimin toplanması gerçekten gayet güzel. Peki burada bir de volume profile indikatörümüze baktığımız zaman volume profile'de arkadaşlar bakın tam bu bölge çok iyi korunuyor. Yani diyor ki en hacimli bölge bu bölgeymiş. Yani bakın burada çok zorlanmışız. Burayı bir türlü alamamışız. Burayı bir türlü alamamışız. Sonrasında bu bölgeyi kaybettikten sonra arkadaşlar burası bize direnç olmuş ve şu an bu bölgeyi kazandık. Yani çok büyük bir hacim var bu bölgede. Burayı vermememiz önemli. Bakın yine 2.86 bölgesi. Hayati önem taşıyor buraya gelirse büyük ihtimal bir değerlendirme fırsatı verecektir diye düşünüyorum arkadaşlar buradan bir alım yapmayı planlıyorum. Peki devam edelim. Evet şu an mananın çok güzel bir grafiğindeyiz arkadaşlar. Logaritmik ölçekli grafiğindeyiz. Ve mananın zirvesini veren grafik aslında bize bu. Mananın tam bu lokasyondan dönebileceğini konuşmuştuk. Ve bakın tam burada çok güzel lokasyonlarda bakın ne oluyor. Tam şurada tepki alıyor. Şurada keza burada keza. Ve sonra burayı kaybettikten sonra mana bir türlü kendine gelemiyor. Ve sonra denedikten sonra tam mükemmel bir şekilde bu lokasyonu denediğini söyleyebiliriz. Mana için yani burada baktığımız zaman aslında İlk hedef lokasyonunun burada 5.52 seviyeleri olduğunu söylüyor. Yani bir atak yaptığı zaman yine büyük ihtimal buralardan red Fakat burayı alırsa arkadaşlar bakın burada ikinci direnç bandına doğru ilerleyebilir. Aynı zamanda burada buranın genişliği kadar atak yapacağı için bakın zaten logaritmik ölçekli olduğu için bu küçülecektir. Ve burada bizlere 9 dolar seviyelerini hatta tam çizelim. Kaça denk geliyor? Burada 9.66 dolar seviyelerini bizlere gösteriyor arkadaşlar 5.52 üstünde kalmasıyla birlikte sizler de bu trendi takip edebilirsiniz. Yani buradaki hedef lokasyonu değişecektir. Dediğim gibi logaritmik ölçekli grafikte de uzun vade hedeflerini bulabiliyorsunuz. Aynı zamanda bir de Fibonacci üzerinden bakalım. Fibonacci üzerinden kaç dolarlara gidebilecek? Hemen bir de onu inceleyelim. Burada Fibonacci üzerinden baktığımız zaman şu anda 4.97 doların eski zirvesi olduğunu biliyoruz. Buranın alınmasıyla birlikte 6.83'e doğru bir atak Sonrasında 7.99 yani yaklaşık olarak 8 dolardan bir red yemesini bekleyebiliriz. Çünkü burası Fibonacci 1.618 yani altın oran. Burayı dikkate alabiliriz. Buranın alınmasıyla birlikte daha sonrasında burada 12 dolar ardından 17 dolar ve 20 dolar hedefleri olduğunu söyleyebiliriz. Yani manada 20 dolar hedefi uzun vadede gelebilecek bir hedef olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda mana Metaverse projeleri arasında zirveyi hala taşıyor. Yani hiçbir şekilde zirveyi vermedi ve gerçekten çok güzel projelere eşlik ediyor. Günümüz dünyasını sanal dünyaya blockchain sistemini etkin bir şekilde kullanarak aktarmayı başarabilen sayılı coinlerden bir tanesi mana coin. Bu yüzden tabii ki uzun vade tutulabilecek coinler arasında olduğunu düşünüyorum. Güzel destek seviyelerini verdim. Oraya gevşerse hareketlerinizi gerçekleştirebilirsiniz demek istiyorum. Mana videolarının devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.